İYİ Parti Milletvekili Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın İYİ Parti ile ilgili bir takım iddiaları vardı. Genel Başkan Meral Akşener'in hesaplarının incelenmesini istemişti. partinin kasasıyla ilgili, kasadaki açıkla ilgili bir takım iddiaları vardı ve belediyelerle ilişkileri konusunda. Ve Ümit Dikbayır kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmişti İyi Parti'de. Yeni gelişmeler var bu konuyla ilgili. Bir dönelim Ankara'ya. İlter Yeşiltaş bizi bekliyor. İyi Parti'de Ümit Dik Bayır'la ilgili gelişmeleri kendisinden dinleyeceğiz. İlter kolay gelsin seni dinliyoruz. Merve Türkay az önce elimize ulaşan sıcak bilgiyle başlayalım istersen. Bugün saat 14'te e, İyi Parti Genel Merkezi'nde Merkez Disiplin Kurulu toplantısı vardı. Ümitlik Bayır'ın ihraç istemi disiplin kurulu toplantısında masaya yatırıldı. Ve İyi Parti'den e, gelen açıklamada Ümitlik Bayır hakkında soruşturma başlatılmasına, savunmasının istenilmesine ve tedbir talebinin kabulüne oy birliğiyle karar verildiği belirtiliyor. İhraç istemiyle disipline malum sevk edilmişti Ümit Dikbayır. Ancak tabii ki ihraç kararının bugün çıkması beklenmiyordu. Çünkü milletvekili olduğu için meclis grup disiplin kurulu üyelerinin de bir müşterek disiplin kurulunda yer almaları ve müşterek disiplin kurulundan bu kararın çıkması gerekiyor parti tüzüğüne göre o sebeple bugün ihraç kararı çıkmadı ancak tedbir kararı çıktı. Tedbir kararı da şu anlama geliyor. Eee İyi Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır hakkındaki disiplin süreci sonlanıncaya kadar partinin hiçbir programına katılamayacak ve yapacağı açıklamalarda eee İyi Parti'nin kurumsal kimliğini bağlamayacak. Tabii bu hamle karşısında Dikbayır karşı hamleyle bir karşılık verdi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e hakkında iddialar vardı ve bu iddiaların araştırılması için savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kendisi hakkında suç duyurusunda bulundu yani kendini ihbar etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmek üzere Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusu dilekçesinde hakkındaki dört iddiayı şu şekilde sıraladı Ümitlik Bayır. İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ve aile fertleriyle İYİ Parti Genel Başkan Özel Kalem Müdürü Esma Bek Bekar ve eşinin banka hesaplarını incel Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinde şahsına, ailesine ve üçüncü kişilere ihale ve iş alınması ve bu hususlara ilişkin aracılık etme, İYİ Parti Sakarya ili Hendek ilçesi ilçe başkanına ait olan bir iş yerine milletvekili sıfatını kullanarak ceza kestirmek, X isimli sosyal medya platformunda Hızır Çelebi 06 kullanıcı isimli 2023 yılının Ekim ayında açılmış bulunan hesabın yöneticisi olma hakkındaki iddialar bu şekildeydi. Ümit Dikbayır'ın ve Ümit Dikbayır da kendisi hakkında savcılığa yaptığı suç duyurusunda bu iddiaların araştırılmasını istedi. Ayrıca Dikbayır Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına dokunulmazlığının kaldırılması için de Dilekçe sundu. Şimdi her iki taraftan da karşılıklı hamleler geldi. Dikbayır hakkında İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener disiplin sürecini başlattı. Ümit Dikbayır da hakkındaki iddiaları kesin bir dille reddederek hatta kendisini e, savcılığa ihbar ederek bu iddiaların araştırılmasını istedi. Konu artık yargıya intikal etmiş durumda. Çıkacak sonucu da tabii ki hep birlikte bekleyip göreceğiz.